Merhaba arkadaşlar, bugün Computex Fuarı'nda Silverstone'un standındayız. Bildiğiniz gibi Silverstone kasalarıyla ve üretim güç kaynakları ile ünlü. Ayrıca birçok farklı yeni modelleri de bulunmakta. Burada Silverstone RL07 modeli yer alıyor. Yakınlaştırarak size özelliklerini göstermek istiyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet şık LED aydınlatma ön panelde yer alıyor. Ve yine Silverstone RL06 modeli. RL06 modelinde yan panel RL07'de olduğu gibi şeffaf yan panel sahip. Ancak ön panelinde görmüş olduğunuz gibi mesh ızgara yer alıyor ve aynı zamanda da RGB LED paneli de gerçekten çok şık görünme sahip bir kasa olmuş. Ve aynı zamanda istediğiniz zaman manyetik toz filtresiyle görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla PC kasanıza gelen tozları da temizleyebilirsiniz çok rahat bir şekilde. Aynı zamanda PM02 modeli de yer alıyor. Gerçekten çok farklı bir dizayna sahip, görmüş olduğunuz gibi gayet farklı bir yapıda bulunuyor. Ve yine üstünde manyetik toz filtresi var. Evet, burada da Silverstone'un CS381 modeli yer alıyor. Gerçekten Micro ATX yapıda bir anakart destekleyen bir kasa. Bu kasada da gerçekten gayet güvenli bir şekilde verilerinizi depolamanız için birçok hard disk yuvasına da sahip. Aynı zamanda buraya insanların erişmesini istemiyorsanız rahatlıkla anahtarıyla kilitleyebilirsiniz. Burada da SG14 Mini ITX yapıdaki kasayı görmektesiniz. Yine Silverstone'un. Gerçekten Silverstone Sugo serisinde olduğu gibi bu kasada da çok güzel bir iç tasarıma sahip. Kasanın içini açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi rahatlıkla hard diskinizi, güç kaynağınızı ve şu şekilde içini gösterecek olursak performans VGA kartlarınızı kasanın içine sığdırabiliyorsunuz. Gerçekten çok kompakt boyutta bir kasa. Böylelikle çok küçük ebatlarda maksimum güce sahip olabileceksiniz. SG14 Silverstone'un kasası ile. PS15 serisi kasa bulunuyor. Bu kasada Micro ITX yapıda bir kasa. Görmüş olduğunuz gibi dışı mesh ızgaraya sahip. Yine aynı şekilde manyetik toz filtresi yer alıyor. Görmüş olduğunuz üzere burada hard diskler için özel hard disk yuvası bulunuyor ve ATX yapıda güç kaynaklarını kasanın içine rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Ve Silverstone yine başka bir seri modeli PS15. O da farklı bir tasarıma sahip. Güzel bir kasa. Yine her zamanki olduğu gibi Silverstone'da yer alan manyetik toz filtresi bu kasada yer alıyor. Aynı şekilde PS07 Thank you Tony. Thank you. Tony sağ olsun bana yardımcı oluyor bu konuda. Silverstone yetkisi gerçekten çok yardımsever ve sıcakkanlılar. Burada gördüğünüz gibi de Silverstone'un PS07E SNT modeli. Yine Micro ITX yapıda bir kasa. Burada farklı bir yol izlenmiş. Gördüğünüz gibi rahatlıkla bunu aşağı yukarı indirerek 5.25 ODD DVD yazıcı, artık Blu-ray yazıcı okuyucu rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda 3 adet USB 3.0 bağlantıları yer alıyor ve ses ve mikrofon girişleri de aynı zamanda kasa üzerinde bulunuyor. Tuşu da üstünde. Yine aynı şekilde manyetik toz filtresi yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bununla yan tarafta yine şeffaf yan panel, karartılmış şeffaf yan panel kullanılmakta. Yine bir diğer modelde FTZ01E modeli. Bu model de çok güzel. Özellikle salonumuzda ben şık bir kasa kullanmak istiyorum, HDPC kullanmak istiyorum diyorsanız tamamen sizin çok hoşunuza gideceğine inandığım bir kasa modeli. Silverstone daha farklı modeller de bulunuyor. Mesela Raven serisi yer almaktadır. Bu sefer Raven serisinin ön paneli tamamen değiştirilmiş.
bildiğiniz gibi teknoloji ilerliyor ve Silverstone'la gerçekten mühendislik anlamında çok başarılı bir firma. Bunu çok iyi değerlendirebilirler. Görmüş olduğunuz gibi RVZ03A RGB Mini-ITX PC kasası bulunuyor. İlk başta diyebilirsiniz neden A RGB? Birçok PC kasasında baktığınız zaman RGB özelliği yer aldığını görüyorsunuz. Ama burada yer alan A harfi adreslenebilir olduğunu anlatıyor. Bunun anlamı ne demek? Örneğin burada görmüş olduğunuz gibi LED şeride baktığımızda renk geçişi yaptığımız zaman buradaki her bir LED'in aynı renk yandığını görüyorsunuz. Siz değiştirdiğinizde sadece hepsi değişiyor. Ancak adreslenebilir RGB olduğu zaman bu kasada da görmüş olduğunuz gibi renk geçişleri LED başına yer alıyor. O yüzden de şu şekilde gördüğünüzde çok daha farklı tonları, çok daha farklı renkleri elde edebiliyorsunuz. Özellikle RVZ03 modelinde tam boyuttaki ekran kartını rahatça kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda kompakt boyutlarına rağmen ATX yapıda güç kaynağını rahatça kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Silverstone'un adreslenebilir yine RGB LED fanları bulunuyor. Bu arada kasa ile ilgili bir şey anlatmayı unuttum. Elimde kasanın kumandası yer alıyor. RVZ03A RGB kasasında, RGB kasasında kumanda yardımıyla rahatlıkla müdahale bulunuyor. Örneğin kapatma tuşuna bastığımız zaman RGB ile direkt kapatabiliyoruz. Yine aynı şekilde RGB tuşuna bastığımız zaman, buradaki power tuşuna bastığımız zaman LED'lere müdahale edebiliyorum. Kumanda üzerine yer alan özellikle benim bir konu çok hoşuma gitti. Burada görmüş olduğunuz gibi sıcaklığa duyarlı sensörler yer alıyor. Bunların sayesinde de değişkenliklerde, ısı değişkenliğinde LED renkleri değişebiliyor arkadaşlar. Gerçekten başarılı bir kasa olmuş. RVZ03A RGB Mini-ITX yapıda anakartta destekleyen kasa gayet hoş olmuş. Son sadece kasa üretmediğini, güç kaynağı üretmediğini söylemiştik. Ayrıca birçok aksesuarları da bulunuyor. Özellikle USB Type-C yapıdaki aksesuarlarıyla gerçekten güzel giriş yapmış. Aynı zamanda M.2 PCI Express SSD diskleri destekleyen harici disk kutuları yer alıyor. Aynı şekilde kasa içerisinde rahatlıkla kullanabileceğiniz hem M.2 SATA ayrıyeten de PCI Express destekli M.2 PCI Express SSD disklerinde bu kasalar içerisinde kullanabiliyorsunuz. Birçok farklı depolama çözümleri Silverstone'da yer almakta. Demiş olduğunuz gibi. Örneğin disk istasyonları Raspberry Pi için ayrıca kullanabileceğiniz harici kasa tüm Thunderbolt ürünleri, 2.5 inç diskleri kullanabileceğimiz harici disk kutusu, yine aynı zamanda 3.5 inç RAID destekli disklerini kullanacağı RAID destekli harici disk kutuları da yine Silverstone'da yer alabiliyor ve bunların hepsi en güzeli USB 3.1 Generation 2 destekli olması. Yani ne demek oluyor? 10 gigabit per saniye hızla çok yüksek hızla veri transferini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar.
şeffaf yan panel konulmuş. Bu şekilde hem kasanızın içinde yer alan ekran kartı, RAM gibi bileşenlerinizi rahatlıkla görebilirken aynı zamanda da çok güzel bir şekilde yine yan tarafına yerleştirdiğiniz SSD yani 2.5 inçlik yuvalarından rahatlıkla gözlemleyebileceksiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi Team'in Delta serisi RGB LED'li SSD'leri kullanılmış ve kasa içerisinde çok şık bir görüntü sağlanmış. Okay. Okay, so the biggest change to this case compared to the previous prototype is that the power supply has been removed from this area down to the back of the case on the bottom side. Very well. I think so. Thank you. Hey, thank you guys. Tony arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Bu çok güzel bir şekilde bilgilendirildi. Özür geçecek olursak gerçekten kasa içerisinde çok işlevsel olarak kullanıldığından bahsediyoruz. Ve aynı zamanda bildiğiniz gibi böyle küçük kompakt yapıdaki kasalarda soğutmak çok büyük bir problemdir. Çok sıcak olabilir. Ancak Silverson buna çok güzel bir çözüm getirmiş gerçekten. Öncelikli olarak işlemcinizden başlayacak olursak işlemci hava soğutucusunu rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi Silverson aynı zamanda 12 santimetre destekli hava soğutucuları fanlarını kullanabileceğiniz gibi sıvı soğutma çözümlerini de kullanabiliyorsunuz. İşlemcinizi de soğutabiliyorsunuz. Sıvı soğutma rahatlıkla kullanabiliyorsunuz kasa içerisinde. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi yüksek performanslı AMD Radeon serisi ekran kartı kullanılmış. Ama Nvidia'nın GTX serisi GeForce ekran kartlarında, performanslı ekran kartlarında rahatlıkla kasa içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bu kasada özellikle şunu göstermişler, yani iki tane sıvı soğutmayı bile diyor kullanabiliyorsunuz. Ekran kartının sıvı soğutması ve aynı zamanda da işlemci sıvı soğutma kasa içerisine rahatlıkla yer alabiliyor. Tabii ki böyle güzel bir kasayı kullanmak için SFX yapıda bir güç kaynağına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kasayı incelerken dikkatinizi çeken bir şey de Timo'nun Team'in T4 serisi yeni model RGB LED'li RAM'leri yine Silverson demo tekniğinde kullanılmış.